Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde MUYA Danışmanlık Kurucusu Murat Yardımcı bizlerle birlikte olacak. Murat, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Açın. Hem kurda son dönemde yaşanan hareketleri, hem hazinenin borçlanma stratejisine, gelen bütçe rakamlarının detaylarını, önümüzdeki döneme dair beklentilerini bir miktar değerlendirmeye çalışacağız. Diğer taraftan yine Merkez Bankası'nın piyasayı fonlaması konusunda önümüzdeki dönemde herhangi bir değişiklik bekleyip beklemediğini de soracağım sana. Fakat biz sohbetimize başlamadan evvel izin verirsen gidelim Gedik Yatırım'a. Eda Karadağ bizleri bekliyor orada. Eda, özellikle Borsa İstanbul'da endeks üzerinden baktığımızda 1554 puan seviyesindeyiz. Biraz yorgunluk, biraz patinaj devam ediyor buralarda açıkçası. Ancak bir yandan da gelen bilançolar ve temettü haberleri var. Bunların ışığında önümüzdeki dönemi nasıl bekliyorsunuz diye bir sormak isterim gelen bilançolarla beraber. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Borsa İstanbul'da biraz daha yukarı yönde eğimin korunmaya çalıştığını gözlemliyorum ama günlük yükselişlerde 1574 ve 1582 direnç noktaları bu doğrultuda aşılamıyor. Dolayısıyla bu direnç noktaları bir süre daha aşılamadığı müddetçe ben Borsa İstanbul'un yükseliş iştahında zorlanmasını bekleyebilirim. Evet, bilanço sezonundayız. Açıklanan kar payı bildirileriyle beraber bir miktar piyasada hisse bazlı hareketler gözlemleyebiliyoruz ama şimdilik ana trendi şu aşamada çok fazla bozmadığını ben gözlemliyorum. Ki zaten Borsa İstanbul için orta ve uzun vadede biraz daha yukarı yönlü bir eğimin devam edebileceğini düşünüyorum ki burada biraz halka arzların da aktif rol oynadığını gözlemlemekteyim. Diğer taraftan son dönemde özellikle yerli yatırımcının alımları daha çok hissediliyor Borsa İstanbul üzerinde ve gün içi satışlarda da biraz yabancı yatırımcı aktif rol oynuyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde yabancının da katılması ve alımlarda biraz daha güç kazanması bu doğrultuda endeksin aşmakta zorlandığı direnç noktalarının da üzerine geçmesine, belki yeni zirve seviyeleri test etmesini bile destekleyebilir. Şimdi teknik olarak bir sıkışma var. Dolayısıyla endeks için şu anda 1551 seviyesindeyiz ve bizim için en yakın desteğimiz 1550'den geçiyordu. Dolayısıyla gün içerisinde 1550 seviyesinin altına doğru sarkmalar başlarsa bu doğrultuda 1540 ve sonrasında en kötü senaryoda 1527 seviyeleri karşımıza çıkacaktır. Özellikle Borsa İstanbul'da teknikte 1546 kapanışlar görülmesi durumunda bu durum bir miktar daha satışların derinleşebileceğini bize gösterebilir. Bu doğrultuda yatırımcıları 1540 desteği için uyarmak istiyorum. Bu sabah baktığım zaman gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında biraz daha iyimser. Dolar TL kurunda da teknikte yatay ve zayıf bir seyir olduğu gözlemleniyor. Dışarıda bugün düne nazaran risk iştahı toparlanmaya çalışıyor ama o tarafta hem teşvik paketine dair görüşmeler takip ediyor ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD enflasyonunda kısa vadede toparlanma endişesi aslında bir miktar endeksleri baskılamış durumda. Dolayısıyla bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşması bir miktar daha önem arz ediyor. Evet, yarı yıl sunumu yapacak. Hem bugün Senato'da, yarın da Temsilciler Meclisi'nde. Dolayısıyla metin aynı olacaktır ama yine de biz Powell'ın konuşmasını, konuşmanın satır aralarını yakından takip ediyor olacağız. Çünkü özellikle Amerika'da tahvil faizlerindeki yükseliş ve enflasyonla ilgili beklentiler biraz kafa karıştırdığı için bu anlamda piyasa erken fiyatlamaya başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte hem Fed'in adımları hem gelecek ABD ekonomik verileri biraz daha önem arz ettiğini ben düşünmekteyim. Bugün içerisinde en azından bu sabah şu anda ABD vadelerine tepki alımları izleniyor. Dolayısıyla günün geri kalanında Powell'ı takip ediyor olacağız ve olağanüstü bir durum olmadıkça ben bugün iyimser seyirin korunmasını bekleyebilirim. Borsa İstanbul'da da sabah saatlerinde belki biraz daha alıcılı başladık ama çok güçlü bir tablo görülmüyor. Dolayısıyla gün içerisinde belki bahsettiğim 1570'lere doğru bir yükseliş iştahı oluşmayabilir. Dolayısıyla 1540 ve 1527 desteklerini gün içerisinde takip ediyor olacağım. Şimdilik çok ciddi bir satış baskısı yok. Belli desteklerden gelebilecek tepki alımlarına karşı da yatırımcıları uyarmak isterim. Eda Karadağ, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın yorumlar için. Başlıyoruz Murat Yardımcı ile sohbetimize. Murat, özellikle son bir hafta 10 günlük periyod içerisinde kurdaki geri çekilmenin bir miktar yavaşladığını, yurt dışındaki enflasyon fiyatlamasının da fiyatlara, faizlere yedirilmeye başlanmasıyla gelişen ülke evreninde bir miktar bozulma söz konusu olduğunu izliyoruz. Biz de 6.88'lere kadar gittikten sonra dolar TL'de şu anda 7.04'lere kadar geldik. Dün 7.08'lere kadar da gidildiğini söyleyelim. Dolayısıyla bu dönüş
Ne kadarı iç gündem, ne kadarı dünyadaki gelişen ülke evreninin yükselen Amerikan tahvillerine tepkisinden? Açılış şöyle, yani ben 10 yıllık reel faiz biliyorsun -110 bas puanda dip yaptı ve şu anda olduğu seviye 80 bas puan negatifte. Bu niye bizim için önemli? Belki hani çok benzetilme yapıyor 2013'teki taper'la. O döneme göre bakarsak şu anda tek en büyük değişkenimiz hala negatif reel faizin olması. O dönem çok hızlı bir şekilde -70'ten artı 70 reel faize çıkmıştık 6 ayda. Dolar TL de aynı şeyi yaşıyor. Esasında şunu görüyoruz, faizdeki volatilitenin bilhassa FX piyasasına eşit dağılmadığını görüyoruz. Eskiden bu geçişkenlik çok yüksekti ve çok hızlı reaksiyon veriliyordu. Bilhassa yani ana para birimlerinde euro dolarda dolar yendi. Bunun tamamen göz ardı edildiğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Faizde herkesin beklentisi şu. Evet, yukarı yönlü bir hareket tabii ki olacak. Ama reel faizler artmayacak ve yine bu seviyelerde kalacak. Orada tabii bizim açımızdan da en büyük endişe verecek şey şu bence. Şimdi biz artık enflasyon beklentileri bildiğin gibi 10 yıllıklarda 2.15-2.20'lerde. Ve bunların Fed'in ortalama enflasyon beklentisi seviyesinde. Artık bunun üstüne giden seviyeler piyasa için fazla fiyatlama anlamına geliyor. Bu ne anlama geliyor? O zaman nominal faizlerde bir satış gelecek. Buna engel olamaz çünkü Fed. Ve reel faizde daralma başlayacak. -50'lere gidecek. Belki de sonu artı seviye gidecek. İşte bu gelişmekte olan piyasalar için yani olabilecek en kötü senaryo. Tabii bize bunun da etkisi olacaktır. Yani bence son bu 6.90 aralığında yaşadığımız duraksamanın esas nedeni Amerika'daki reel faizlerdeki artış. Şimdi bu Amerika'daki faiz artışına, reel faiz artışına baktığımız zaman bu kısa vadede geçebilecek bir unsur mudur? Biraz belki bunu da sorgulamak lazım. Çünkü mesela 2-10 yıl farkına baktığımızda 2017'den bu yana en yüksek seviyeye gelmiş. 5-30 yıla baktığımız zaman mesela 5 yılın zirvesinde, yani Trump ilk geldiği dönemde muazzam bir altyapı harcaması yapacak, ekonomiyi çok canlandıracak varsayımı altında bütçe açığı yükselecek ve bunun da yansımalarını göreceğiz fiyatlamasıydı o. Bugün buna benzer bir fiyatlama var. Dolayısıyla aslında belki sorulması gereken soru şu: bizler bol likidite döneminde gelişen ülkelere yoğun kaynak girişine alışmıştık. Geçtiğimiz dönemlerde şimdi o bol likidite var, fakat geçtiğimiz dönemden fark olarak geçen sefer enflasyonun geçici de olsa yükselme riski hemen hemen hiç oluşmamıştı. Bu kez biraz daha fiyatlaması önden koşmuş gibi duruyor. Nasıl olacak da gelişen ülkeler kendi risk primlerini buraya uyarlayacaklar? Evet, güzel bir soru hakikaten. Açıkçası şöyle, esasında Asya, mesela bu Tayvan ve Çin çok ciddi anlamda Kasım ve Aralık'ta giriş gördüler. Biliyorsun Çin olayı biraz daha farklı. Çünkü onlar bono endekslerinde işte MSCI gibi, GBI gibi büyük endekslere ve bu sene 120 milyar dolarlık giriş. Gelecek senede, geçtiğimiz senede 120 milyar dolarlık giriş gördüler. Yani iki sene toplam bono tarafında 240 milyar dolara yakın girişten bahsediyoruz. Sorunun cevabını şöyle söyleyebilirim. Yani büyük ihtimalle bu reel faizdeki yukarı yönlü gidiş bizim gibi gelişmekte olan piyasaları, hele hele dış fonlamaya ihtiyacı olan, kırılganlığı olan ülkeler için önemli bir endikatör olacak önümüzdeki dönemde. Yani şunu da unutmayalım. Esasında parçası olduğumuz Doğu blokunda mesela Polonya biliyorsun rezervde kendi para birimini korumak için girişten dolayı döviz rezervi biriktirdi. Aynı şey İsrail için geçerli. Yani biz bu dönemde biraz farklı taraftaydık. İşte o yüzden önümüzdeki dönemde bizim bu yumuşak karnımızı daha rahat korumamız için ben bu dönemlerin biraz daha rezerv biriktirme tarafında geçireceğimizi düşünüyorum. Açıkçası son toplantıda bununla ilgili programı bekliyordum ama bakalım önümüzdeki dönem nasıl devrilecek. Şunu unutmayalım. Bu bahsettiğin devinim, Amerika'daki bu bahsettiğin devinim esasında şöyle, 10 yıllık enflasyon ortalamasına baktığında biliyorsun 1.5'larda. Yani şu an piyasa 2.20'leri ve biz hakikaten manşette 3'leri göreceğiz büyük ihtimalle, ama hep geçici olarak algılayacak diye piyasa bunu fiyatlıyor. Ama işte burada tehlike olan şu: eğer siz başa başa enflasyon beklentisi 2.20, 2.30, 2.40 fiyatlaması tamam burası yeter diyorsanız,
reel faizle nominalde bunun çıkartılması ise yukarı gidecek tek bir yer kalıyor. O da nominal faiz. Nominal faizin yukarı gitmesi reel faizi azaltacağı için gelişmekte olan ülkeleri negatif yönde etkileyecek. Bir başka önemli faktör ise özellikle bizim gibi ülkelerin dış borçlanma tarafındaki tablosunun nasıl şekilleneceği. Çünkü bizim açımızdan da bakıldığında hazinenin bu noktada attığı bir hamle, adım yaptığı bir hamle oldu. Dolayısıyla iç ve dış borçlanma arasında hazine uygun zamanda maliyetler çok da fazla yükselmeden borçlanmasını gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bundan sonrasında dış borçlanmanın takvimini nasıl beklersin? Zira işte hazinenin nakit dengesine baktığımız zaman da önemli ölçüde aradaki farkın nakit açığının dış borçlanmayla kapandığını, iç borçlanmanın daha sınırlı tercih edildiğini gözlemliyoruz. Tamam. Açıkçası biliyorsun Eurobond tarafında 10 milyar dolarlık hedefimiz var bu sene borçlanma anlamında. Yaklaşık 5 ve 10 yıllık kağıtlar denilmiyorsam 3,5 milyar dolara yakın borçlanma yaptık. Yani orada hep alışık olduğumuz şu ilk çeyrekte borçlanmanın %30, %40'ı yapılıyor. Daha sonraki dönemde öteleniyor bu. Yani benim beklentim bu kadar, ya tabii şu bir gerçek. Sen de defalarca yayınlarda belirtiyorsun. Büyümenin bu kadar dünyada eşit şekilde dağıldığı bir dönem yaşamadık. Yani mesela finansal krizde 2008-2009'dan sonra dünyanın çeşitli bölgeleri farklı şekilde büyüdü ve çeşitli krizlerden geçtik. Yani %6,5 dünya büyümesinden bahsediyoruz bu sene. Gelecek sene %5,5. Bu şu anlama geliyor. Hazine çok rahat şekilde tabii bu parasal genişlemelerden dolayı borçlanabiliyor. Ama her zaman şunu düşünmemiz lazım. Bu rüzgar değişecek. Nasıl değişecek? İşte beklentiler biliyorsun fiyatlamalar da belli. 9. 10. aydan itibaren yavaş yavaş 10 yıllıklarla beraber yukarı gitmesiyle ki biliyorsun bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bu var olan eşlenik kağıtların, Amerikan eşleniği olan kağıtların üzerine belli bir spreadle borçlanmaya çıkıyor. Bunlar bizim için önemli indikatörler olacak diye düşünüyorum. Peki Murat, özellikle bono tahvil piyasasındaki tabloyu nasıl değerlendirirsin diye de sormak isterim. Hani bizim genel anlamda bakınca 2 yıllıkla 10 yıllık arasında verim eğrisinin terse dönüşü, 2 yıllıkta nispeten daha yüksek bir tabloyla getiriyle karşı karşıyayız ama arada da neredeyse 2 puana yaklaştı fark benchmark'la arasında 10 yıllıkların. Dolayısıyla bu çerçeve ne kadar devam edebilir? Bu birinci soru. İkincisi de özellikle burada bono getirisiyle mevduat getirisini karşılaştırdığımızda bireysel yatırımcı açısından mevduat şu anda çok daha avantajlı görünüyor. Bilmiyorum ne dersin? Stopaj avantajlı olduğu için. Evet. Açılış şöyle. Yani bono hareketini yapacak bugüne kadar çok fazla aşağı inmemesinin en büyük nedeni arz. Ve yaklaşık 30 ila 35 milyar TL'lik toplam iç borçlanmamız oluyor aylık olarak. Bu hani bize özel bir şey değil. Tüm dünya bu ciddi anlamdaki arz tarafından geçiyor. Ama tabii şöyle düşünmek lazım. 11-12 enflasyonu beklendiği bir ortamda biz 2 yıllık faizi 15'te bulma ihtimalimiz zor olacak sene sonunda. Çünkü zaten yaklaşık kabaca baktığın zaman biliyorsun gerçekleşen ve gerçek beklenen enflasyona göre 2 ila 4 reel faiz aralığında bir 2 reel faizde olacağımızı düşünürsek demek ki politika faizi burada 13-14'lerde beklemek lazım sene sonunda eğer bu enflasyon oranları gerçekleşirse. O yüzden bono hareketini yapacaktır ama dediğim gibi ben Nisan'dan sonra esas hareketi bekliyorum. 10 yıllıkta çok fazla bir gidecek yani şöyle düşünmemiz lazım. Global taraf şu an bize yardım ediyor. Ben 9. aydan sonra hani çok fazla yardımcı olacağını düşünmüyorum. O yüzden 10 yıllıkta zaten 11-12 enflasyon beklentisi var. Biz 13'lerdeyiz. Yani 100 baz puan civarında bir aşağı yönlü bir hareket var. Esas hareketi öncesinde yaptık. Yani hatırlarsan Aralık'ta ilk 10 yıllığımız 12-25'lerden çıktı. Sonra bir satış geldi 13-50'ye çıktık. O yüzden bono tarafı Nisan'dan sonra ben aşağı yönlü hareket yapmasını düşünüyorum. Mevduat tarafında ise şöyle bir şey var. Orada da oranların çok hızlı geri geldiğini görebiliriz. Dediğin doğru şu anki 17 cazip, 17'ler 16'lar bunlar cazip oranlar ama orada da hızlı şekilde aşağı geldiğini görebiliriz. O yüzden ben Nisan'dan sonra biraz daha bono tarafında olmayı tercih edebilirim açıkçası. Peki Murat, sana şunu da sorayım. Özellikle getiri eğrisinin bono tarafında kısa olan bölgesi yerli bankaların, uzun tarafı yabancıların kontrolündeydi. Çok uzun süre böyle devam etmişti bu süreç. Fakat
Özellikle yabancı yatırımcı son 1,5-2 sene içerisinde swap piyasasında olanlar bitenler falan dedikten sonra buradan çıkınca getiri eğrisinin uzun tarafı da Türkiye'de bankaların eline kaldı. Bu noktada bu tarafta bir hareket beklenebilir mi? Yani bu sadece faiz hareketi değil, bir canlılık, bir hacim. Çünkü bayağı hacimsiz kaldı orası. Evet, doğru, haklısın. Hacimde ciddi bir azalma var ama dediğim gibi yani zaten birinci piyasada biz yerli bankaların çok aktif olduğunu biliyoruz. Sadece ikinci piyasada belki dediğim gibi yabancının aktiği eskisi kadar aktif olmamasından dolayı orada çok fazla işlem geçmiyor. Yani yani önümüzdeki dönemlerde de açıkçası şöyle bakmak lazım. Yani Türkiye doğru, yani biz hep işte reel getiri verdiğimizi düşünüyoruz ama yani bizim gibi birçok ülke var ve şunu unutmayalım. Biz bundan 4 ay 5 ay önce raporlarda karşımıza çıkan eksikliklerimiz halen devam ediyor. Ve bunlarla ilgili adım attığımızda ben çok daha pozitif olurum. Mesela ben şunu görsem, çok ciddi anlamda rezerv politikası ile ilgili bir nasıl adım atılacağını görsem, bir de sen de biliyorsun bu politika açıklandıkta dolar TL yukarı gidecek diye bir kural da yok. Çünkü global piyasa çok destekli. Biz adım adım burada ilerlesek ben faizi çok, bilhassa uzun tarafta çok hızlı aşağı gelebileceğimizi düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle yatırımcıların hala kafasında bu var. Yerli bankalar sorunu istinaden zaten birinci piyasada çok aktifler. Artık yani o bankaların ikinci piyasada da yani zaten ellerinde ciddi bir stok var. Ve bu stokta bir nevi yabancıların gelmesi dediğin gibi ve onlara verilmesi amaçlı hep düşünülüyordu ama o düşündüğümüz sermaye akımı bir türlü gelmedi Türkiye'ye. Şimdi bunu ben yabancı ilgisini özellikle ihaleler cephesinde nasıl görüyorsun diyerek de sormak isterim. Bu kadar yüklü bir ihraç süreci içerisinde yabancı katılımı görüyor musun mesela? Yani şöyle, sen rakamlardan görüyorsun, var ama yabancı yatırımcıların genelde sırf Türkiye özeli değil açıl, tercih ettikleri şu: genelde birinci piyasadan almaktansa ikinci piyasada ihale sonrası kağıdın nasıl alım satım gördüğünü, likiditesini görüp ondan sonra piyasaya gelip alıyorlar. Ama burada çok büyük rakamlar olmuyor, senin de bahsettiğin gibi 100 milyon dolar, 50 milyon dolarlık rakamlar oluyor. O yüzden birinci piyasada çok aktif değiller ama bu döneme özel bir konu değil. Geçmişte de biraz böyleydi. İkinci piyasayı tercih edebiliyorlar. Ama tabii beklentimiz, en azından benim kendi adıma söyleyeyim, Ocak ayında çok daha yüklü bir giriş bekliyordum. Bilhassa 10 yıllık segmente ama rakamlar pek öyle olmadı. Yine belki dikkate değer konulardan bir tanesi yabancı yatırımcının buraya olan ilgisini artırabilecek bir swap kısıtlaması vardı. Bu swap kısıtlaması, öz kaynak sınırlaması, bunların ortadan kalkıyor olması ya da tamamen ortadan kalkması herhangi bir şekilde hareketlenme sağlar mı? Acaba bu güzel bir soru. Şimdi tabii bunun öbür tarafına düşünmek lazım. Yani yabancılar tabii gelirken çok iyi oluyor ama aynı şekilde Türkiye'den bu yabancı sermaye girişinden sonra şöyle düşünmek lazım. Sen de hatırlarsın, bütün bu BDDK'nın uyguladığı kurallardan sonra bizim CDS'imizde hep konuştuğumuz yapışkanlık vardı ve bu 600-550 seviyesinden bir türlü geri gelmediğinden yakınıyorduk. Çünkü hakikaten onların, yabancıların riskini yönetmesi için CDS'den başka bir şey bırakmamıştık. Ve onlar da kendi risklerini CDS'de uzun pozisyon olarak, koruma olarak yönetiyorlardı. Şimdi tabii bu swap piyasasının yumuşatılması dediğin gibi yabancı girişini hızlandırır. Ama şu da bir gerçek, bence biraz da ondan daha yavaş hareket ediyorlar. Aynı şekilde 9. ay ve sonrasında da çıkmak istediklerinde dolar TL üzerinde ciddi anlamda baskı yaratacaktır. Murat, müsaadenle kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. MÜYA Danışmanlık Kurucusu Murat Yardımcı ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat, ilk bölümde önümüzdeki döneme dair bir parça daha ilgiyi, alakayı artırabilecek olan unsurlar geçmişte soru işareti yaratanların bertaraf edilmesiyle olabilir dedin ve rezerv politikasını buraya örnek olarak gösterdin. Burada Merkez Bankası'nın hangi noktada ve nasıl hamle yapmasını beklersin diye sorayım. Çünkü hani kur biraz daha aşağı salınıp 6.80'lerin altına doğru gitse oralarda belki döviz alım ihalelerinin başlamasına dair kuvvetli bir beklenti vardı. Dolayısıyla şu an bulunduğumuz yerlerde bir döviz alım ihalesi başlangıcı bekler misin ya da ne olursa veya yöntem başka bir yöntem de olabilir elbette. Ne olursa biraz daha rezerv biriktirme iştahının arttığını gözlemleriz. Açıkçası şöyle, yani tabii eminim onların da bir senaryosu var ama benim kafamdaki senaryo şu. Biliyorsun 2023'ün Haziran'da genel seçimler var. Onun öncesinde ekonominin stimüle edilmesi lazım. Orada bir yıl veriyorum. O beni 2022 Haziran'ına çekiyor. Ve ben 9. aydan sonra da Amerika tarafında biraz daha sıcak ekonomiden dolayı parasal genişlemede azalma bir gelişmekte olan ülkeler üzerine baskı yapıyorum. Şuna getireceğim lafı. Bizim 3. ile 9. ay arasında 6 aylık bir penceremiz olduğuna inanıyorum. Ve bu dönem içerisinde yani matematik yapmak da çok kolay. 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. 24 tane hafta var. Yani 3 gün ihale düzenleseniz, 250 milyon dolar alsanız çok büyük bir para yapmıyor. Yani 10-15 milyar dolarlık bir rezerv birikiminden bahsediyoruz ki biliyorsun her günde ihale açmak çok zor. Çünkü riskin satıldığı günlerde açmanın bir anlamı yok. Kimse dolar satmayacak. Ben şuna varıyorum buradan hareketle. Merkez Bankası bunu açıkladığında aşağıya büyük ihtimalle bir taban çizecek diye düşünüyorum. Ama risk hala pozitif. Mesela ben dolar endeksinde 90-20'nin altında yavaş yavaş 80, ilk önce 88'leri daha sonra 85'lere doğru kayacağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde euro dolarda 21.60'ın üstünde kalırsak 24.50-25 hareket bekliyorum. Yani global taraf bize çok yardım edecek. İşte bunu değerlendirmek lazım bu süreçte. Ve alacağımız rakam da küçük değil biliyorsun. Yani bu daha da zamana yayılabilir. Büyük ihtimalle onların kafasında şu var diye düşünüyorum. Çok ciddi bir tabii sermaye akımı görmedikleri için hani ne kadarlık bir talep olacak, bu geçici mi olacak, ne kadar toplayabileceğiz var. Tabii o da işin bir parçası ama ben biraz daha yani bu 6 ay boyunca ortalamaya bakarsak eğer, yani bir günden iki günden yola çıkmazsak doğru zamanın şimdi ve işte bu aralar bu 6.90'lar olduğunu düşünüyorum. Ki tekrar bence yani euro dolarda 24.50'yi veya dolar endeksinde de aşağılara gidersek 6.80'ler 6.90'ları bir daha göreceğiz. İşte orada merkezin biraz daha proaktif davranması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki bir yandan da Merkez Bankası faizi yukarıda tutarak önemli bir koruma kalkanı gerçekleştirdi, geliştirdi. Ama bir de önceki dönemden kalan piyasaya salınan çok yoğun bir likidite de var. Yani 300 milyar lira civarında fonlama, bir o kadar da swap kanalıyla besleme, yaklaşık 600 milyar liralık bir para var şu an itibariyle piyasada. Dolayısıyla bu noktada hamle ve bu likiditenin yönetimi nasıl gerçekleşir sence? Yani güzel bir soru. Esasında bu kadar sıkı duruşta yani yavaş yavaş bu likiditenin çekilmesini beklersin diye düşünüyorum ama şunu unutmayalım. Bankacılık sektörü hala tabii ciddi anlamda fonlamanın kompozisyonuna baktığından bu desteğe devam etmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Aynı sektörün mevduatlardan kendini fonladığı gibi aynı şekilde Merkez Bankası'ndan da fonluyor. O yüzden benim beklentim dediğim gibi biraz daha bu yönetilebilecek bir şey. Aynı şey biliyorsun döviz aldığımızda tekrar piyasaya TL vermek olacak ama likidite kompozisyonu çok kolay yönetilebilir bir şekilde piyasadan da çekilebilir TL diye düşünüyorum. Burada uzun vadeli bir şekilde TL çekilmesi, kredi piyasasının rahatlatılması, özellikle uzun vadeli fonlamada Londra bağımlılığının azaltılması için ön plana konulmuş bir stratejiydi. Bu stratejiyi nasıl görüyorsun? Bundan sonrasında bu devam edebilir mi? Merkez Bankası belirli vadelerde buradaki yükümlülüğü kendi üstüne almayı amaçlamıştı. Bu çerçeveyi nasıl okursun? Acaba şimdi orada şöyle bir zorluk oldu hakikaten. Normalde yani bankalarda kredi fiyatlaması yapılırken
herkesin baktığı çipa vazifesi gören bizim cross currency swap dediğimiz bir piyasa vardı. Biliyorsun çeşitli nedenlerden dolayı TL'nin yabancıların eline verip onların dolar TL'de yukarı yönlü hareketinden dolayı bu piyasa bir nevi gösterge niteliğini kaybetti. Ama daha sonra senin de söylediğin gibi bizim overnight index swap dediğimiz bir piyasa daha işlerlik gösterdi. Ve şu anda piyasada yapılan biraz daha işte bu piyasaya bakarak üstüne Türkiye'nin kendi kredi risk primini koyup değişik likitte riskini de koyup bir kredi fiyatlaması yönüne gidiliyor. Benim beklentim eğer önümüzdeki dönemde biz hakikaten bu swap tarafını daha da normalleştireceksek o piyasanın tekrar işlevini tekrar kazanması ve bir gösterge niteliği taşıması. Yani ben hem senin biraz önce bahsettiğin gibi bu swap tarafındaki normalleşme bence aynı zamanda kredi fiyatlamasında da eskiye dönüş ve biraz daha işte piyasanın alışık olduğu fiyatlamaları getirecek diye düşünüyorum. Peki Murat, özellikle bu kredi faizinin ve fiyatlamasının önümüzdeki dönemde nasıl gelişmesini beklersin diye de sorayım. Şu anda hani kısa vadeli fonlamalara, rotatif kredilere baktığında maliyetler hala oldukça yüksek. Fakat biraz daha uzun vadeye gittiğinde işte 24 aya 36 aya gittiğinde oralarda beklentiler nispeten daha uygun olduğu için işletmeler buralardaki spot kredilerde daha uygun maliyetler bulabiliyorlar. Bu fiyatlama böyle mi devam eder? Önümüzdeki dönemde kredi cephesinde iştahı nasıl görürsün kısa vade uzun vade fonksiyonları arasında? Yani dediğin gibi verim eğrimimiz aşağı yönlü eğimli olduğu için tabii uzun vade daha cazip oluyor. Burada bir değişiklik beklemiyorum açıldı. Hele hele açıkça Merkez Bankası'ndan sıkı duruşun devam ettirileceği yönünde beklentisi sunulduğu için bu enflasyon beklentilerini aşağı yönlü baskılıyor. Ve bu yüzden hakikaten bizim verimimiz aşağı yönlü. Biz ne zaman yani önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz hakikaten. Yani benim çizdiğim senaryoda biliyorsun bir şekilde seçim hazırlık olarak bu ekonominin stimüle de edilmesi lazım bir yerde. İşte faiz döngüsünde yani reel faiz belki yine %2 vererek devam edeceğiz faiz indirimlerine ama ne zaman orada biraz daha gevşeme olur ise piyasa biraz daha bu verim eğrisinde dikleşme olacaktır ve senin bahsettiğin uzun vadeli kredilerde faizlerin biraz daha yukarı çıktığını görebiliriz o dönemde. Ama aynı şekilde kısa tarafta aşağı gelecektir. Yani şu an esasında verim eğrisinin aşağı yönlü olmasından dolayı bunun kredi tarafına da fiyatlamasının yansıdığını görüyoruz. Murat, son soru. Kurda dip noktayı neresi olarak görüyorsun? 6.90 olarak görüyorum ben. 6.85-6.90 arası. Buraya doğru geri çekilme olursa Merkez Bankası o noktada devreye girer diyor musun peki? Vallahi diyorum ama geçen sefer de diyordum o olmadı. Peki çok çok teşekkür ediyoruz sana Murat Yardımcı aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için. Asya'ya gideceğiz, Dubai'de olup bitenleri alacağız Ersoy Erkazancı'dan az sonra. Genel anlamda baktığımızda Asya piyasalarında pozitif bir momentumla kapanışlar gerçekleşiyordu. Ama şu anda baktığımızda bir miktar Hong Kong'da artık almaya devam ettiğini görüyoruz. Ama diğer piyasalarda özellikle Shanghai Composite Endeksinde ve Shenzhen'de tablo negatife doğru dönmüş görünüyor. Bununla birlikte yine petrol fiyatları. Fiyatlarındaki hareket dikkate değer konulardan bir tanesi. Brent petrol $66.30 seviyesine kadar gelmiş durumda. Buralarda hem Amerika'daki stoklardaki nispi düşüklük önemli ölçüde etkili oluyor. Hem de aynı zamanda yine OPEC Plus toplantısı öncesinde Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki uzlaşmanın henüz tam anlamıyla sağlanamamış olması da çok doğrudan belirleyici. Suudi Arabistan buradaki üretim dengesinin korunmasını öngörüyor ve bu çerçevede bir yaklaşım sergiliyor. Rusya ise üretimin artırılması noktasında önemli ölçüde irade ortaya koymaya çalışıyor. Diğer taraftan yine özellikle şirket bilançoları da bu dönemde Asya piyasaları üzerinde en temel faktörlerden bir diğeri. Ersoy Erkazancı telefon attığımızda karşımızda. Ersoy, iki önemli gündem maddesi var seninle konuşmak istediğim. Bunlardan bir tanesi HSBC'nin oldukça pozitifte fiyatlanan bir açıklaması ve bilanço rakamı oldu. Bu bir. İkincisi de özellikle yine Avustralya'da Google'la bir şekilde uzlaşma sağlayan Fox kendi açısından çok önemli bir mevzi kazanmış. Avustralya hükümeti de burada Fox'u desteklemişti, Fox News'u. Ancak sonrasında Facebook bu noktada anlaşmayı reddederek çekilmişti. Şimdi onun arkasından gelen tepkiler de dikkate alındığında orada da bir uzlaşma olmuş gibi görünüyor.
Ersoy bizi duyabiliyor musun? Ersoy Erkazancı zannediyorum şu an itibariyle bizi tam olarak duyamıyor. Bağlantıyı arkadaşlarımız bir kez daha sağlasınlar. Ben o arada Fox News haberinin perde arkasını bir miktar aktarmak isterim size. Türkiye'de de dünyada da belki de önümüzdeki dönemde en çok yayıncılık anlamında tartışılacak haberlerden bir tanesiydi bu. Dolayısıyla aslında temeli işin Fox News'un Google'dan kendi paylaşılan haberleri, videoları ve içerikleri için telif hakkı talebine dayanıyordu. Diyordu ki siz platform olarak kendi içinizde yapılan aramalarda benim haberlerimi gösteriyorsunuz. Aynı zamanda Google platformları üzerinden de paylaşılan çok sayıda içerik var ve bunlar bizim içeriğimiz. Biz buralardan gelir elde edemiyoruz. Dolayısıyla bu paylaşımlara devam etmek istiyorsanız bize ödeme yapmak durumundasınız. Google buna karşı dava açtı. Ancak sonuç itibariyle Avustralya'da hükümetin de burada Fox'tan yana tavır koymasının ardından bir şekilde Google uzlaşmaya zorlanmıştı. İşin Facebook'la ilgili bacağını Ersoy Erkazancı ile bağlantımızın sağlandığını söylüyor arkadaşlarımız. O anlatsın. Ne dersin Ersoy Erkazancı? Diyemiyor Ersoy Erkazancı. Biz onun sesini duyamıyoruz. Dolayısıyla ben sadece işin sonunu bağlayarak size anlatmış olayım haberin kalanını da. Facebook'ta özellikle çok fazla tepki olduğu için bu Google'la Fox arasındaki anlaşmaya bir şekilde dahil oluyor. O da kendi içerikleri için Fox'a para ödemeye razı oldu diyelim. Böylelikle yatırım kulübünün sonuna gelmiş olalım. Kısa bir aramız var. Sonrasında Güzem Yılmaz Focus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.